Ramada Plaza Otel Genel Müdürü Mehmet Turan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu şehre herkes katkı sağlarsa turizmde burası patlar. Düzenlenen programda Kahramanmaraş turizminin gelişimi ve büyümesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Turan, turizm platformunun nasıl ve ne amaç için kurulduğunu anlattı. Bu turizm platformuyla şu bir yıl süreci içerisinde birçok konulara el attık. Çok da iyi oldu. Her ne kadar %100 turizmdeki turizm bilincini aşılamasak da %40 bir birlik beraberlik içerisinde ve turizm bilincini aşılama yolunda bir yol kat etmiş bulunmaktayız. Burada siz değerli basın mensupları arkadaşlarıma çok iş düşüyor. Senenin 12 ayı Kahramanmaraş'ta turizm yapılabileceğini ifade eden Turan, turizm ARGE yapılanmasının önemine vurgu yaptı. Bu şehrimiz acilen turizm ARGE yapılanması içine girmesi lazım. Çünkü turizmin sürdürülebilmesi çok önemli. Yani dönem olarak veya mevsim itibariyle kalmamalı. Turizm öyle bir sektör ki sürekli kendini yenileyebilmeli, sürekli geliştirilebilmeli. Turan konuşmasının devamında ise Ramada Plaza Oteli tanıttı. Otelimiz 165 oda, 330 yatak kapasitesinde ve Kahramanmaraş'ımızda en büyük tesisimiz. Toplantı ve kongrelerine cevap verecek bir altyapımız var. Tesis çok büyük. Ve bu tesiste de gastronomi alanında gerek Türk mutfağı, gerek Maraş mutfağı, gerekse dünya mutfağı sunumları yapılmakta. Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboyun'u ise Ramada Plaza Otel Genel Müdürü Mehmet Turan'a teşekkür etti. Bizim hakikaten şehrimizin eleştirilecek tek yeri var. Biz turizm tarafını öğrenmemişiz daha. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. O taraftan da bize bu şehre bir şeyler akacağını, ticaretin akacağını, gelirin akacağına inanmamız lazım. Bireysel olarak da herkes kendilerinden ne geliyorsa anlatacak arkadaş. Bu arada tabii ki bürokratlarımız da artık bunun farkında bana göre. Bürokrat tarafımız da, siyasi seçilmişlerimiz de bunlar da güzel şeyler yapmaya başladılar. Ben geleceğinden de umutluyum. Düzenlenen programa katılan basın mensupları ise Kahramanmaraş turizminin gelişimi noktasında görüşlerini ifade ettiler. 2023 yılına kadar Kahramanmaraş sanayide, kültürde, eğitimde, edebiyatta olduğu gibi turizmde ileride mesafeler kat edecektir. Bunun için biraz sabretmemiz lazım. Tabii bu konuda basına da büyük görevler düşüyor. Basın olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Kahramanmaraş'a turist geliyor, yerli turist geliyor. Biz buraya yabancıları çekmeliyiz. Bunun için de Germenika'nın mutlaka gün yüzüne çıkarılması lazım. Tabii bu da bir maliyeti gerektiriyor. İnsanlar buraya gelirken ben dondurma yemeye, ben biber almaya, ben tarhana yemeye gideyim demez arkadaşlar. Ama Germenika'ya görmeye gelen, kayak merkezine kayak yapmaya gelen, buradaki göllerimizde tekne turuna gelen arkadaşlarımız biber de alır, tarhana da alır, dondurma da yer giderken götürür arkadaşlar. Turizm olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Onun için turizme hep beraber elimizi taşın altına sokmamız lazım. Sadece basın mensupları değil, sivil toplum örgütleri, Kahramanmaraş'ın yerel yöneticileri hep birlikte bu işi yapmalıyız ki biz bu turizmi geliştirmeliyiz. Hep birlikte el birliğiyle verirsek, el ele verirsek Kahramanmaraş'ın turizmde altyapısını sağlarsak Kahramanmaraş turizmden çok güzel pay alır. Şehrin turizmiyle alakalı birlikteliği basın içerisinde sağlarsak bu bahsedilen sorunların hepsi ziyadesiyle çözülür diye düşünüyorum. Bu konuda eğer cemiyet öncülük ederse biz kendi grubumuzda kaç yayınımız varsa sonuna kadar destek vermeye hazırız.